Grid'e hoş geldiniz. Ben Tamer Dinçer. Bugün Sinan Özer'le birlikteyiz. Macaristan'dan sonra yine yarışın hemen ardından Reaksiyon Podcast'ine giriyoruz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi yarışı değerlendirerek başlayacağız. Haberler var. Alonso'nun 37. yaş günü. Onunla ilgili şeyler konuşacağız. Yarışı değerlendirmeye de Cuma gününden antrenmanlardan başlayacağız. Sinan sen bize hafiften özet geç. Cuma ne gördük? Cumartesi ne gördük? Pazar bu gördüklerimizden ne bulduk? Abi şimdi Cuma günü ilk antrenman turlarının başlamasıyla beraber aslında hafta içi Ferrari motoruyla güç ünitesiyle ilgili çıkan haberlerin ne kadar doğru olduğunu gördük aslında. Neden böyle diyorum? Çünkü Macaristan'daki pistin düzlük sayılabilecek, gerçek anlamıyla düzlük sayılabilecek tek kısmı start finish. Onun dışında tabii ki hani bir ufak tefek arka düzlük var bir hani yarım yamada ama oraları pek düzlük sayamayız çünkü çok kısa bölümler. Şimdi start finish düzlüğü de ilk sektörü kapsıyor. Yani son sektörde de aslında start finish düzlüğünün bir kısmı var ama start finish çizgisi son sektördeki son virajın çıkışının hemen sonrasında olduğu için orayı çok fazla aslında düzlüğe katamayız. O yüzden ilk sektör diyebiliriz start finish düzlüğünün en çok etkilediği yer olarak. Cuma günü kuru havada Ferrari'ler ve cumartesi antrenmanlarını da buna katmak gerekiyor. İlk sektörde inanılmaz hızlılar. Yani şöyle söyleyeyim, antrenmanlarda pilotların sıralama turları denemesi yaptığı 3. antrenman turlarında Sebastian Vettel 26.1 ilk sektör attı. Raikkonen 26.2 attı. En yakın rakipleri 26.5 attı. Ya bu inanılmaz bir fark. Yani 30 saniyenin altında bir sektör için inanılmaz bir fark. Macaristan gibi çok bol virajda, çok az düzlüklü bir pistte bile bu kadar ciddi bir motor avantajına sahip olmaları pole pozisyonu için Ferrari çok ciddi bir şekilde favori haline getiriyordu. Hatta birinci için yani. Ama işte yağan yağmur her şeyi değiştirdi ve o Mercedes'in işte biraz da Hamilton'ın kendi cebinden koyarak o Mercedes'in aerodinamik avantajının öne çıktığını gördük. Ve çok kritik zaten sen de biliyorsun hani Macaristan'da poli kapmak çünkü geçiş yapmak çok zor. Özellikle bu geniş araçlarla geçiş yapmak daha da zor. Ve bu yağmur avantajları da yani kucaklarına düşen bu şansı çok iyi değerlendirdiler. Yarış için şöyle tek cümlelik bir özet geçebilir miyiz? Boring Hungaroring. Evet abi. Abi burada hani son iki senedir özellikle çok sıkıcı yarışlar geçiriyoruz. Bundan önce çok zevkli yarışlar gördük sanki ya. 14 ve 15 gayet iyiydi. İşte araçların genişlemesi vesaire derken. O zaman sıralamayı konuştuk. Yarışın startında Vettel'in ters lastik stratejisinden bahsedelim. Sen ne düşünüyorsun orada softla başlamak doğru karar mıydı? Mercedes'ten bir soft bekler miydin Ultrasoft'un ısınma sorunu sebebiyle? Abi şöyle ben aslında şeyi itiraf edeyim. Soft'la başlamanın Ferrari açısından yanlış bir şey olduğunu düşündüm ben başta gördüğüm zaman. Mercedes'in soft'la başlamasını hiç beklemiyordum. Zaten bunu gruptan da konuştum seninle. Büyük ihtimal Ferrari'nin ultra soft lastiklerle alabileceği iyi bir starttan korktukları için soft lastikle başlama riskine girmedi Mercedes. Ve daha garanti bir stratejiye gitti. zaten şeyde de gördüm bunun ne kadar doğru olduğunu. Yani Vettel o ilk kalkışı aldığında öndeki üçünün hepsinden yavaş kaldı. Soft plastik daha sert plastik olduğu için o wheel spin'den o traction alanındaki o arka lastiklerin şeyinden faydalanmasından kaçamadı Vettel ve o ilk kalkış anında üçünün de gerisinde kaldı aslında. O yüzden Mercedes'in ultra softlarla başlaması start anı için doğru bir taktikti. Ama özellikle Raikkonen'in de önüne geçmesiyle beraber Vettel'in ikinci virajın dışında soft plastikle aslında başlamanın aslında ne kadar iyi bir taktik olduğunu gördük. Yani çok clear, büyük ihtimalle kararı veren odur. Strateji 2000'in başında Ferrari'nin büyük ihtimalle kararı o vermişti. Çok doğru bir taktik yapmış aslında. Ne kadar bunu gördük? Vettel'in pitine kadar bunu gördük aslında. İşte o bir şey gelene kadar, o 3-4 pilot bir an birden türbün indireceği bir kısım geldi Vettel'in. O kısma kadar Vettel pite girmemiş olmasına rağmen, Hamilton'da yeni lastikler olmasına rağmen Hamilton'da farkı açıyordu. 30 turun eski lastikleri olmasına rağmen. O yüzden yani soft lastikler aslında Macaristan için bu günkü Macaristan yarışı için aslında ideal lastiklermiş. Bunu da Ferrari erken fark etmiş oldu aslında. Bu onlara bir avantaj sağladı. Ben o yüzden doğru buluyorum. Şöyle bir ufak dipnot var arada. Onu izleyenler yakalamışlardır.
Bir yer Vettel'e arıyor beni şey dedi. Plan C'ye geçiyoruz dedi. Radyodan. Hadi radyosuna. Büyük ihtimal yani benim tahminim, sen de tahminini söyle istiyorsan, benim tahminim şey. A ve B planları bence Ferrari'nin iki pit stopu. Yani büyük ihtimal A planları işte soft medium'du. Soft medium ultra soft veya işte soft ultra soft ultra soft falan. Bunlardan iki tanesi işte veya soft soft ultra soft. Bu üç kombinasyondan iki tanesi büyük ihtimal Ferrari'nin A ve B planıydı. Ama herhalde daha sonra diğer pilotlara soft lastik, özellikle de Ricardo'nun ne kadar fazla dayanabildiğini görünce biz soft lastiklerle 40-45'e kadar gideriz, ultra soft'la takar yarışı bitiririz diye düşündüler ve C planına geçtiler büyük ihtimal. Ki bence doğruyu da yaptılar yani. Ama işte o malum pit stop'tan sonra yaptıkları bu strateji tercihinin doğruluğu pek de bir işe yaramamış oldular. Şimdi bu Ferrari'nin pit stopundan bahsettik. Ferrari'nin pit stopu ile ilgili çok fazla soru var. İşte şey söyleyeceğim. Evet. Sen niye fikrini söylemiyorsun Ferrari'nin? Ha. ABC yani stratejisi için mi diyorsun? Evet. Yani lastik seçim hakkında falan. Ben soft zaten ilk stinti uzun tutup, ya ben şeyi bekledim aslında yarıştan önce. Mercedes'in ultra soft medium yapmasını bekliyordum. Ben de. Hani Ferrari'nin acaba, yani hatta ultra soft medium değil, ben sana soft medium mu derim dün. Evet. Çünkü burada işte fazla ısınır ultra soft falan, riske girmemek için böyle yaparlar mı dedim. Sonra sen geri zekalılar mı yapsınlar dedim. Sana hak verdim. İşte Ferrari'den soft'u bekleyince hani ilk stinti uzun tutacak. İki ultra soft veya iki soft bir ultra soft. Ben medium kullanacağını hiç düşünmedim Ferrari'nin bu arada bugün. Hı-hı. Ondan sonra işte tek pit stop'a geçince de tek pit stop'taki pit'e alış aralığının yanlış olduğunu düşünüyorum ama. Kesinlikle katılıyorum. Onu konuşacağız şimdi zaten. Kesinlikle katılıyorum. Tamam, o zaman onu konuşalım. İlk pit stop'u 40. turda falan aldı galiba Ferrari. Evet, tam 40. Tam 40'da aldı. Hani 30 tur gitti ultra soft'larla. Sen bunun doğru olduğunu düşünüyorsun. Şimdi Ricardo kaçta pite girdi? Var mı onun elinde şeyi sende? Şu yok. Yani yalan söylemiş olurum. Hemen bir bakabileceğim bir yer var mı? Bir dakika. Bakayım hemen. Sen sorun yanıtla ben bakarım. Tamam. Abi 40-45 arası pite girmesini bekliyordum zaten. Bunu tweetinde attım galiba ben. 40-45 arası girmesini bekliyordum ben. Yani iki tur önce olur, iki tur sonra olur ama Ferrari'nin yaptığı hata şurada. Herkes aslında o pit stop'taki lastiği takılma sırasında yapılan hatadan bahsediyor da Ferrari'nin hatasının büyüğü orada değil aslında. Pit'e girdiği an daha büyük hata. Neden? Şimdi az önce bahsettiğim bu 4'lü 5'li tur bindireceği gruba gelmeden önce Vettel Hamilton'ın 14-14.5 saniye falan önündeydi. Bu 4'lü grupta çok ciddi vakit kaybetti. Yani yaklaşık 4-5 saniye kaybetti. 9 saniye kadar düştü bir araba. Sonra pit'e girmeden onu tekrar 9-9-10 civarında falan çıkardı. O grupta vakit kaybedince Vettel aslında Bottas'la o gruba gelmeden önce Bottas'la pit stop'a girdikten sonra Bottas'ın önünde çıkacak mesafeyi yakalamıştı Vettel. Ama o gruba girince o mesafeyi kaybetti. Ve Bottas'ın gerisine düşmüş olduk bir pit stop fazlasında. Şimdi burada yapılması gereken şey çok basit aslında. Bu takımların yüzlerce defa her hafta sonu simülasyonda denemelerini yaptı. Çok basit bir kural. Yani geçmek istediği pilotla arandaki mesafeyi hesaplarsın. Onu o mesafeyi yakalayamayacağını hesaplarsın ve ona göre pite sokarsın. Yani şimdi sen orada 5 saniye kaybetmişsin şeylere, tur bindireceği pilotlara. Elastiklerin hala çok fena durumda değil. Yani ya 5-3 tur daha bekle o farkı açmayı dene. Hem de zaten ultra softlarla atacağın stinti de böyle diye hesaplamış oluyorsun. Kaybedeceğini de bir şey yok. Oradaki farkı bir azaltmayı dene. Ya da hiç öyle yapma. 3 tur önceden gir, o trafiğe gir. Değil mi? Yani hazır fark yakalamışken bir de gir. Yani Ferrari bunların ikisini de yapmadı. Hem zaman kaybetti, zaman kaybettikten hemen sonra o kaybettiği zamanı geri almaya hiç çalışmadan Vettel'i pite soktu. Bir de pitte de 2 saniye zaman kaybedince Bottas geçmiş oldu onları ve bütün galibiyet şanslarını şöpe atmış oldu. Ki benim tahmin ettiğimden çok daha fazla galibiyet şansı varmış Vettel'in aslında. Çünkü yani son turda, 30. turda ultra soklarla yarıştaki en iyi turunu attı. 1.20.0 attı Vettel. Yarıştaki en iyi turunu. Yani çok ciddi bir şekilde, çok net bir şekilde Hamilton'ı pitten çıktıktan 3-4 tur sonra yakalayacakmış Vettel. Ve ondan sonra da 20-25 tur boyunca bizim galibiyet mücadelesi izleyecek. Ya bu arada hala bulamadım ya. Neyi bulamadın abi?
Ricardo'nun pite girdi ama Ricardo 10 tur falan gitti ya sanki daha sonra. Ya Vettel 50'de falan girdi sanki. Ne? 50'de falan girdi sanki Ricardo. Ben de öyle hatırlıyorum ya. Bayağı geç girdiğini hatırlıyorum da kaçta girdiğini tam ben hatırlamıyorum. Neyse. Ya Red Bull'da tweetini atmamış o. Evet. Bu arada anlık podcast'e girmenin yararı olarak Bottas 10 saniye ceza aldı. Evet, benim de önüme düşmüş şu anda ama bir etkisi olmadı tabii. Yani bir etkisi olmadı aynen. 20 saniye falan da sanıyorsam. Gezli ile arasındaki fark. Evet. O yüzden yani de pite alınmadı zaten. O halde yarışı bitirdi. Yani zaten Gezli ile arası 4-5 saniye falan olsaydı bu ceza çıkmayacak dedim. Yani aynen. Bu göstermelik bir ceza. Evet. Bugün iki olaydan dolayı da ceza bekliyorlardı aslında Bottas'a. Hem Vettel'den hem Ricardo ile temasından ama tek ceza çıktı 10 saniye. Vettel'le olayında onu konuşuruz da ben hatalı olduğunu düşünmüyorum. Yok ben de şey temiz yarış kazası diyorum ona. Evet. Şimdi, bu şeyle ilgili soru var mı Ferrari pit stopu ile? Ferrari pit stopu ile ilgili Ferrari pit ekibi ile ilgili soru var. Evet tahmin edebiliyorum. Çok fazla şekilde hem de. Abi tweet'i bul. Soruyu bulamadım ya. Evet Neşet Aydın sormuş. Taha Kala sormuş. Fritz Fassbender farklı bir şekilde sormuş. Onu konuşuruz. Onur Özyurt sormuş. Onur Özyurt'un sorusu daha komik diğerlerinden. O yüzden bunu soruyorum. Ferrari pit ekibi yerine Vettel arabadan inip lastiklerini değiştirse daha hızlı olur muydu? Muhtemelen abi. Abi bak Vettel'in pitinde değil. Raikkonen'in pitinde ben şey yaptılar zannettim. Ya işte içecek şeyini taktılar zannettim. Evet evet aynen. Abi 5 saniye neydi ya? Onu da bir söyleyelim de belki kaçıranlar vardır. Sen bir anlatsan o. Raikkonen yarışın hemen başında değil mi? Hı-hı, başında aynen. Direkt. İçecek butonu çalışmıyor dedi. Ondan sonra çalışmıyor mu içecek mi yok diye şüpheye düştüler. İçecek hortumunu takmamışlar. Su içemeden geçirdi. 3-4 yarış. Kere sordu Raikkonen. Bir türlü anlaşamadılar. Abi hiçbiriyle anlaşamadılar. Ve çok... Abi o kadar saçma bir konuşmaydı ki. Evet evet. Ben farklı bir şey bekliyorum. Hani bir şey oldu. Vettel'in önüne geçmek mi istiyor? Hani taktik acaba Raikkonen önde kalsın biraz zorlasın. Vettel ondan sonra mı gelsin falan düşünüyordum. Hani onu mu konuşuyorlar dedim. Evet. Ondan sonra baktım şey drink diyor. Dedim ne oluyor? Neşet Aydın da Ferrari pit ekibi Domenicali maskesi üzerinden sormuş. Taha Kala Ferrari'nin her sezon Red Bull'un B takımı Toro Rosso'dan daha kötü pit ekibine sahip olmasını nasıl beceriyor diye sormuş. Yani temel sorumuz Ferrari'nin pit ekibinin ne kadar kötü olması üzerinden. Fritz Fassbender da bu soruyu şöyle sormuş. Pit stopta söktak yapan adamlar düz tamirci mi yoksa özel okulu falan mı var bu işin? Bu pit stopta söktakçı olmak isteyen biri buna nasıl ulaşabilir? Teşekkürler. Evet, söktakçı iyi tabir yalnız ya. Söktakçı olmak isteyenler ne yapsın? Söktakçı olmak isteyenlerin önce abi makine mühendisi olmaları gerekiyor. Çünkü o söktakçı dediğimiz adamlar aslında tamirci gibi gözükseler de bayağı onlar mühendis yani. Ve çok çok ciddi de bir eğitimden geçiyorlar. Eğitimin yanı sıra da zaten çalıştıkları dönem boyunca da onlarca yüzlerce defa her hafta pit stop antrenmanı yapıyorlar. Ama işte o yapmalarına rağmen işte olayın anında olmak bambaşka bir şeydir. Orada eller titriyor yani. Ama iki pit stopta bir hata yapılması gerçekten kabul edilemez. Yani facia. Hakikaten facia. Abi benim asıl anlamadığım şey geçen hafta aynı pit ekibinin 1.8 saniye içinde bir aracı kaldırıp indirmesi oldu. Evet. Vettel'in geçen haftaki pit stopu 1.8 saniyeydi. Abi bu şeylikten değil zaten. Yani. Yeteneksizlikten falan değil. Bu olmuyor. Bazen basiret bağlanıyor artık ne dersen de yani. Yani olmuyor. Bazen girmiyor. Tabanca oraya girmiyor. Bazen lastik çıkmıyor. Olmuyor yani. Ve bu genelde bu DHL Pit Stop Award diye bir olayı var Formula 1'in işte en hızlı pit stopa ödül verilen. Evet. Burada genelde hep bir Williams üstünlüğü görüyorduk. Bu biraz da aslında insanların rahat olmasıyla alakalı pit ekibinin. Aynen öyle. Yani üzerlerinde bu kadar stres yok onların tabii ki de. Onun da etkisi var. Şimdi pit ekibini de geçtikten sonra Futbol Kahve Blok Deniz'in bir sorusu var. Bu yarışta şimdi geleceğimiz yerle alakalı. Bu Renault motorunun da Red Bull'un şanssızlığında içine sıçayım. Keşke bu soruyu önceden okusaydım.
Her yarışta bir araç yolda kalır mı arkadaş? Ya sen en büyük üçüncü takımsın. Şimdi Renault motorundan ve Red Bull'dan konuşalım. Max Verstappen yine yolda kaldı. Yine bir Red Bull yolda kaldı. Ricardo Q3'e kalamadı. Biz geçen hafta buradan Red Bull dublesi bekliyorduk. Olmadı. Siz bekliyordunuz abi. Abi sen de Red Bull galibiyeti bekliyordun sanki ya. Abi ben güçlü olur ama Ferrari ve Mercedes'e baya yakın olur dedim yani. Yani çok yakın olurlar hepsi dedim. İşte yakın da olamadılar. Sen de tahmini tutturamadın. Boş yapma. Abi bence kuruda, kuru havada yine yakın olur bu yani. Abi kuru havada düzlükte 0.7 saniye yavaştı Ferrari'den ya. Gerçi evet. Onu konuşacağız abi. Motor performansı nasıl oluyor onu konuşacağız abi. Aynen. Şimdi sen bize Renault motorundan ve Red Bull'dan bahsettin. Abi ben bunu gruptan yazdım. Verstappen yolda kaldığında hatırlıyorsunuz. Abi Honda olmasa daha bir podcast'ı da söylemiştim de gel. Ya Honda olmasa ve Honda'nın şu son özellikle 2015-2016-2017 ilk 3 senesindeki yani artık tarihe geçecek derecede komiklikteki sürekli kalmaları, sürekli motor patlatmaları şeyin olmasa Renault hakikaten Honda yerine bu sporu daha da geçecek şey olur, motor tedarik sonu. Yani o kadar sık onlarda problem yaşıyorlar ki, o kadar sık yaşıyorlar ki bu sezon Honda'dan daha fazla yolda kaldılar yani. Bu çok açık ve net. Ha, gerçi şöyle bir şey söyleyebiliriz şimdi kullanılan motor parçalarına baktım, motor parça sayısına baktığım zaman Gezdi ve Hartley hala açık ara gripte en öndeler ama yarış sırasında yolda kalma konusunda Renault'yu kimse yaklaşamıyor. Yani Honda'yı kötü diyoruz ama kimse Renault'un ne kadar kötü olduğunu aslında bahsetmiyor. Yani Renault da çok kötü abi. Sonuçta diğer takımlar gibi onlar da senelerdir bu kurallara hazırlanıyorlar. 2014 kurallarına hazırlanırlar ama ne Mercedes'e ne de Ferrari'ye yakın bir edinler. 2014'te ilk bu motor kuralları tedavüle girdiği zaman Ferrari ve Mercedes, Ferrari ve Renault pardon, birbirlerine daha yakınlardı. Herkes Renault'un işte Ferrari ve Mercedes daha fazla yakınlaşmasını beklerken Ferrari Mercedes'e yakınlaştı, Renault bu ikisinden tamamen uzaklaştı. Yani tersine bir eğilim oldu. Yani bu hakikaten rezalettir. Yani koskoca Renault gibi çok ciddi bir bütçeye sahip bir motor tedarikçisi ve yaklaşık 50 senedir Formula 1'e motor tedarik eden bir takım için gerçekten rezalet. Katılıyorum. O zaman yarışın bir diğer o zaten yarışın da çok olayı olmadı ya. Evet. Ya Bottas'ın performansını değerlendirelim. Onunla ilgili sorular var çünkü. Bottas'ın özellikle yine Vettel'i geçirmedi. Aslında temel görevini yaptı. Sen ne düşünüyorsun Bottas'ın bugünüyle ilgili? Çünkü şöyle ki Bottas'ın performansı ile ilgili Ogeday'ın bir sorusu var. Bu sezon yaşadığı şanssızlıklar da var. Ancak sık sık Mercedes seviyesinde bir pilot olmadığı eleştirilerini görüyoruz. Bugün lastikleri yüzünden kötü bir gün sonu mu geçirdi? Yoksa gerçekten bu seviyeyi kaldıramayan bir sürücü mü? Abi Bottas ilk Mercedes'i imza attığı zaman ben şey demiştim. Sevgili Rauf Hacıev'le bir Twitter'dan bir mentionlaşmamız olmuştu. Ben Bottas'a balon demiştim ve balonlu ortaya çıkacak demiştim. Sevgili Rauf da balon değil demişti ve sene sonunda görüşürüz demiştim ben de. Acaba hala aynı şeyi düşünüyorum merak ediyorum. Çünkü bence yani balon belki biraz ağır bir tabir ama yani ben Valtteri Bottas'ı izledikçe aslında Nico Rosberg'e bayağı haksızlık yaptığını düşünüyorum. Sen devam evet. etmeden bununla ilgili de bir soru var. Koulibaly'nin sorusu. Bottas'ın bu yaptıklarını gördükçe Rosberg'in ne kadar büyük bir pilot olduğu kesinleşti diye belirtmiş bu da sorusunda o da. Sen buradan abi, devam et. Abi katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani hakikaten demek ki Rosberg gayet iyi pilot. Yani biz yeteri kadar hakkını verememişiz Rosberg. Yani Rosberg o Rosberg ki şöyle düşün 2014'te özellikle sıralamalarda şampiyon olamasa bile o sezon sıralamalarda Hamilton'ı denize dönmüştü. Mahvetti sıralamayı. Çok ciddi bir şekilde pol avantajı vardı. 2015 senesi belki bir tık daha hani biraz erken bitti. 2 veya 3 yarış kala galiba şampiyon olmuştu. Yani tam hatırlamıyorum da. 2016'da zaten şampiyon oldu hani. Yani Bottas'ı görünce biz ben hakikaten Rosberg'e çok ciddi haksızlık ettiğini düşünüyorum. Çünkü yani kafa olarak da işte pilotaj olarak da her anlamda Bottas Hamilton'a şey gibi yani sanki yani Nicholas Hamilton'ı alsan, Hamilton'ın kardeşini alsan
Mercedes koltuğunu oturtan bu kadar yardımcı olabilir artık. Hani bunu tabii ki kasıtlı yapmıyor. Geri zekalı değildi sonuçta bu. Ama yani çok istikrarsız. Ama bak mesela bu sene şey deniyor işte sürekli ben Sky'dan falan da takip ediyorum hani yarışları. İşte David Croft'a ne zaman sorsalar işte o Bottas sıralamalarda çok iyi deneme taraf. Tamam yakın evet hakikaten yüzdelik dinle içerisinde ortalama performansı da kendisinden. Ama abi yarış performansı yakın bile değil ya. Sürekli fark yürüyor Bottas'tan ya. Yani ikinci tam Mercedes'in istediği ikinci pilot. Gerçekten yani şu Ferrari'nin bu kadar güçlü olduğu 2017 ve 2018 senelerinde Bottas yerine Rosberg olsaydı büyük ihtimal Mercedes şu anda çok daha kötü bir durumda. Çünkü takım içerisinde de bir mücadele olacaktı doğal olarak. Yani ve onların o ikili aralarındaki mücadeleler takım performansından da götürecekti ve puanlar da götürecekti onlardan. Ve büyük ihtimal Mercedes çok kötü bir durumda olacaktı. Yani Mercedes tam lazım olduğu dönemde, tam kendilerine ihtiyaç olduğu dönemde, yani böyle bir pilota ihtiyaç duydukları dönemde Bottas gibi mükemmel bir ikinci pilota sahip oldu. Başka da hiçbir şey söyleyecek yok yani. Ben de düşünüyorsun bilmiyorum ama. Abi Bottas'ın bu sezonki performansını şeyden söyleyeyim, yani Raikkonen'i geçemiyor. Evet. Ve şey yani 39 yaşındaki Raikkonen. 39 yaşında ve son 5 senedir falan Kimi Raikkonen'in hiçbir şekilde pistte mücadele etme isteği gözükmüyor. Evet. Onu geçemiyor. Yani çok da şey yapmaya daha fazla gerek görmüyorum bu yüzden. Otası. Şimdi yarış timeline'dan biraz çıkacağım ama Leclerc'e bugün ne oldu? Niye kaldı? Var mı? Abi yarışın şeyiyle hiç takip etmedim ama yani motor değildir umarım diye umuyorum. Çünkü Ferrari ve şey, Sauber ve şeye yeni motor takıldı bu hafta sonu biliyorsun. Evet, Spectre Ferrari motor takıldı. Umarım motordan değildir ama hiç hakkında bir şey düşmedi yani. Yani Sauber şeyine falan baktın mı bilmiyorum sen hani. YouTube'dan bir şey yazmışlar lan falan bir daha kontrol edin. Sen kontrol et. Ben o ara soruları tekrar gözden geçireyim. Yok abi bir şey yazmamışlar. Ya hiçbir şey yoktu çünkü ortada. Bir anda kaldı. Yani abi hidrolik sorun olabilir, vites sorun olabilir, motor sorun olabilir, her şey olabilir. Drive shaft olabilir, benzin basıncı olabilir, her şey olabilir. Pekala, Leclerc'ü de geçiyorum o zaman. Leclerc üzerinden de şöyle bir soru var. Teramisin Parolyan. Teramisin neydi ya, ilaç mıydı? Biraz. Leclerc Ricardo ikilisi çok net bir şekilde Vettel Kimi ikilisinden iyi diyebilir miyiz? Diyemeyiz diyorum ben. Sen ne diyorsun? Abi ben soruyu duymadım. Bir daha sorar mısın ya? Leclerc Ricardo ikilisi çok net bir şekilde Vettel Kimi ikilisinden iyidir diyebilir miyiz? Yani abi Kimi hani Vettel neyse de Kimi gayet iyi bir sezon geçiriyor ya. Yani tamam evet bence Leclerc şu anki haliyle çok daha iyi biliyor kimden ama abi Vettel'in bence şu yarışta üstüne gidecek bir şey yok ya. Vettel bir şey ama Vettel gayet iyi sürdü ya bu yarışta. Tamam geçen yarış ben de çok üstüne geldim zaten podcast'te de konuştuk bayağı da. Ya, bu yarışta bir şey yapacak bir şey yoktu ki Vettel'in ya. Yani takımı mı mahvetti? Aslında takımın istediği stratejiyi gayet iyi yani. Soft lastikleri çok iyi tuttu. Yani tek bir hatası ben şeyi düşünüyorum. O da görmedim tahmin yapıyorum sadece. Hani Sainz'e tur bindirirken çok zaman kaybetti. Acaba orada kendi hatası var mı diye hiç zannetmiyorum da. Hani belki varsa orada bir hatası vardı ama onun dışında bu yarış üzerinden Vettel yüklenecek bir şey yok bence. Sıralama performansı da ha şu olabilir şimdi aklıma geldi. Dünkü performansından, sıralamadaki performansından evet ben de çok hayal kırıklığı yaşadım zaten şahsen. Yani kariyerinin en iyi döneminde bile yağmur performansı gayet sorgulanabilir olan bir Kimi Raikkonen'e geçilmesi Vettel'in. Çok hoş bir şey değil yani. Ama yani onun dışında bir şey fark etti mi derseniz fark etmedi. Zaten startta geçmiş oldu. Hani hiçbir şey fark etmedi aslında. Hani üçüncü kalkmış gibi oldu zaten burada. Ricardo Vettel'den daha iyi pilot mu? Onu abi çok yakınlar diyeyim yani bence. Benim şahsi fikrim çok çok yakınlar. Yani işte 10 puan farkla şampiyonluğu kaybedecekti Ferrari ama işte Ricardo olsa 20 puanla şampiyon olurdu diye bir şey bence söz konusu değil yani. Katılıyorum. Ben zaten hani senin duymadığın ara yok şey dedim. Diyemeyiz dedim.
sorunun cevabına. Anladım. Yine de şey yapayım. Bu bugün Vettel'in üzerine yüklenme mevzusundan Enes Aslan'ın uzun bir sorusu var. İki tweette sormuş soruyu. Podcast sırasında Vettel'e hak ettiği küfürleri edebilecek bir babayı çıkarsa şimdiden ağzına sağlık. Sorum da şu, hangisi Ferrari'yi daha çok rezil ediyor? Vettel mi yoksa kimi mi? Ferrari pit ekibi yüzünden muhabbetiyle geçiştirmeyin lütfen. Onların ne bok yediği zaten ortada. 30 turluk soft ile... Söyleme rica ediyorum ya. He? Küfürleri söyleme abi. Abi bok kenan insanın şimdi bağırsağından çıkan bir şeyden bahsediyorum burada. Peki. 30 turluk soft ile süren Bottas'a yaklaşamayan Vettel'i anlatın bana. Anlat abi. Ben anlatırsam ben küfür edeceğim. Ben çünkü Enes'le bugün bunun tartışmasını verdim ve şey ben bunu burada anlatırsam küfür edeceğim. Şimdi Bottas'a yaklaşamamasından mı şikayetçi Vettel? Bottas'a yaklaşamamasından şikayetçi, aynen. Abi çok zor, çok. Yani Macaristan'da geçiş yapmak çok zor. Yani 2014 yarışını izledim bilmiyorum ama... Yok abi, 2017'den beri Formula 1 izliyor. Tamam bak, 2014 yarışından bahsediyorum. O zamanki araçlar çok daha geçişe müsait araçlardı. Çünkü arka kanat daha yüksek ve dardı. İşte arkadan çıkan kirli hava çok daha azdı şu ankine göre. Araçlar genel olarak daha dardı. O yüzden yani pistte daha az yer kaplıyorlardı. Ve araç takip etmek de doğal olarak daha kolaydı. O yüzden geçiş daha müsaitti. O yarışta bile, o öyle bir ortamda bile 2014 senesinde yapılan Macaristan yarışında Alonso çok eski lastiklerle, ki o zamanki lastiklerin işte dayanıklılığı da çok düşüktü şu anki olduğundan göre. Alonso çok uzun süre direndi Ricardo'ya, Hamilton'a ve Rosberg'e. Yanlış hatırlamıyorsam Ricardo'yu net hatırlıyorum da. Ricardo ile Hamilton'ı hatırlıyorum da Rosberg'i hatırlamıyorum ben de. Ricardo'ya sadece geçildi son birkaç turda. Ve onun ardından ikinci sırada tamamladı. Ricardo da inanılmaz bir atak yaptı zaten. Böyle bayağı arkadan çok sert bir frenlemeyle geçti. Hani o kadar zor bir pist Macaristan geçiş yapmamdı. Hani Monaco'dan sonra herhalde en zor pist desek yalan olmaz değil mi? Çünkü Singapur'da da bayağı uzun bir düzlük var. O yüzden hani en zor pist desek yalan olmaz. Singapur'da uzun düzlüğün dışında çok geniş bir yer de var ya. Evet yani o uçak yüzden, indirip kaldırabileceğim bir yer var Singapur'da. Evet yani o yüzden takvimdeki en zor geçişi yapacak ikinci pist olan bu pistte ben Bottas'ı geçemedi diye bu kadar da üstüne gelmem dedi. Abi de sonunda geçti. Şöyle hani 0.4 saniye falan daha hızlı diyoruz tek tur performansında vesaire de hani şey yani yarışta o 0.4 saniye önündeki adam Mercedes. Kirli hava. Tabii. Bir de şimdi şöyle şundan da bahsedeyim ufak lafını böldüm ama o Ferrari'nin bahsettiğimiz düzlük avantajı yarışta o kadar etkili olmuyor abi. Anlatacağım onu zaten motor konusuna geldiğim zaman. Bu sıralamalarda çok tek tur performansında çok fark ettiriyor Ferrari. Yarışta o kadar fark ettirmiyor. Yani bir de bak Vettel değil. Kimi üzerinden gidelim? Kimi Bottas'ın arkasındayken yani bu Vettel'in henüz birinci olduğu kısımda evet. İki turda iki saniye falan aldı üst üste. Evet evet. Yani sonra bir saniye düştü ama geçemedi, gelemedi. Ve çoğu şekilde 2017 sonrası araçlarda bir kere geçiş hakkınız olabiliyor. Bir kere geri bir daha kaybettikten sonra gelemiyorsunuz tekrar. Aynen öyle. Pekala, bunu da geçtik. Ulan var mı ya yarışla ilgili bir şey? Abi şeyi konuşalım. Bottas kazasını. Bottas'ın Vettel'le kazasını. Orada yani konuşacak bir şey yok aslında şey. Farklı düşünüyorsan söyle. Şey yani bayağı yarış kazası bence. Ceza çıkmaması orada Bottas'a inceleme bile çıkmazsa doğru bence. İnceleme çıktı. Çıktı mı inceleme? İnceleme çıktı canım, o kaza incelendi yarıştan sonra. Ha ben görmedim tamam. Yani ne Vettel'in bir aslında bir orayı kapatması var. Vettel aslında bir araç boşluğu bırakmış. Oradaki tamamen olay Bottas'ın frenlemeyi kaçırması ve Vettel arkadan çarpması. Yani Vettel ya, orada anca şöyle bir şey çıkabilirdi. Ceza çıkması beklenebilirdi. Yani Vettel eğer orada bir lastik patlasaydı veya yarış dışı kalsaydı arkalarından vesaire o zaman bir ceza bekleyebilirdim ben çünkü net bir şekilde Bottas'ın pilotaj hatası olduğu için. Ama onun dışında hani sonuca bakıldığı zaman Bottas'a bir ceza çıkması doğru. Pekala. Bottas'a Ricardo ile kazaları var. Ricardo ile kazası var.
Ricardo ile kazasından biz podcast'teyken söyledik. 10 saniye cezası çıktı. Sen oradan ne bekliyordun diyecektim. Doğru karar dedin. Abi çok net yani. Frenlemeyi yine kaçırdı Bottas. Ve yandan girdi yani. Çok net bir şekilde ceza. Kaçırmanın dışında sanki yavaşladıktan sonra kayıyor gibime geldi ya. Şimdi, ya kaydırıyor ya Ricardo'yu sola atmaya çalışıyor gibime geldi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya ben de yanlış hatırlıyor olabilirim, bilmiyorum. Bir dakika abi, hemen bakarız. Sen şeyden bahset, sıradaki şeye geç, ben bakayım ne oldu. Sıradaki şey çok güzel. Sıradaki şeyin ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Abi yok, bayağı baktım şimdi, lastik yapmış. Freni kilitlemiş, lastiği kilitlemiş ve bayağı yapmak gitmiş. Ben daha yanlış hatırlıyorum o zaman. Fren nereye kaçırmış dedim yani. Şimdi bugün Koray yok. Koray aslında her an damlayabilir podcast'ta. Mesaja cevap vermedi. Bir anda ben de buradayım diyebilir. Evet. Ama Koray yokken Gezli ile ilgili soru geldi. Hemingway sormuş. Gezli'nin bu sezonki performansı hakkında ne düşünüyorsun? Sen en sevdiğin dostun Koray Şahin yerine geçerek Gezli'yi savun. Abi Gezli gayet iyi. Yani ben geçen seneki şeylerde podcastlerimizde Gezli'den Koray kadar ümitli olmadığımı söylemiştim ama her zaman değil. Hani Leclerc kadar istikrarlı değil ama ara ara bu yarışta olduğu gibi, işte Bahreyn'de olduğu gibi falan çok iyi performanslar çıkartıyor Gezli. Kumaşı var, o çok net. Yani kumaşı var ve ben şey konumunda da yavaş yavaş yükseldiğini düşünüyorum. Verstappen veya Ricardo Red Bull'dan bir şekilde ayrılırsa eğer önümüzdeki bir sene içerisinde, bence artık o koltuğun net adayı Gezdi. Yani hiçbir rakibi yok diye düşünüyorum ben artık. Sainz'ın da artık iyice o şeyden ayrılmasıyla beraber, o odadan çıkmasıyla beraber Gezdi'yi çok net bir şekilde birinci aday yapmıştır artık. Abi kimi yapacaktı adam? Hartley mi yapacaktı da Gezdi'yi? Aynen zaten. Yani ikinci bir pilot da yok zaten. Yani ikinci bir pilot da yok orada. Ya onlar bir Dan Ticktum sanıyorsam var. Bu sezon Macaristan'da bir lastik testi olacak. Genç pilot testi olacak. Onu çıkartamıyorlar teste. Süper lisansı yok diye. Evet. O yüzden o da herhalde bu sezon süper lisans alırsa seneye Hart yerine görebiliriz. O zaman şimdi eldeki karışık sorulardan gideyim mi? Tamam. Yani yarışla ilgili başka konuşmak istediğimiz bir şey var mı? Bakayım. Abi şeyi konuşalım. Yani yaz arasına giriyoruz. Bir sezonu değerlendirelim istiyorsan. Ben onu haftaya yapalım diyordum ya. Tamam. Yani tam kadro, işte yarıştan sonra genel bir sezon 12 yarışlık değerlendirme çekelim diyordum. Yok, şundan bahsedeyim ben o zaman. Yani ufak, sadece bu yarış üzerinden. Şimdi 24 puan fark oldu Vettel'le Hamilton'a. Bu çok önemli. Neden önemli? Yani 1 puan belki ama hani biz onu 25 diyelim. Hamilton'ın elinde free bir retire hakkı oldu şu anda. Bu şampiyonluk mücadelesi için çok önemli. Yani bir yarış dışı kalma hakkı oldu şu anda. Tabii ki yaz arası uzun, çok bir ay yani. Dengeler değişebilir. Hani Mercedes bir şekilde daha yavaş bir takım olarak geri dönebilir veya daha hızlı da dönebilir herhalde ama bir yarış dışı hakkına sahip olmak, yarış dışı kalma hakkına sahip olmak çok önemli şampiyonluk mücadelesi. Ama Vettel de buralardan daha önce geri gelmiş bir pilot. Yani 2012 senesinde kaç puan vardı? 40 mu? 41, 41'den falan döndü ya 2012'de. Evet, yani 2000 tam da bu noktada, yani 2012 Spa'ya giderken yaz arasından sonraki ilk yarışa 40 küsur puan önde girmişti Alonso Vettel'den. Ve onu çok çabuk bir şekilde kapattı yani Vettel. Abi 2010'da 3. mü girdi yaz arasına? Evet. Hatta sonra 4.'ye düştü. Aynen. Şimdi 2013'e bakacağım bir de. Ya bunlar olabiliyor. Dönülmez değil. Özellikle Ferrari'nin şu performansı eğer sezon boyunca devam ederse, kuru hava performansı çok ciddi çünkü bir motor avantajı var özellikle Ferrari. Ferrari hala favori. 24 puan geride olmasına rağmen. Çünkü 24 puan büyük gibi gözükse de aslında 4 yarış kazansa Vettel ve o 4 yarışın hepsinde Hamilton ikinci olsa bile Vettel Hamilton'ın önüne geçiyor. Yani öyle düşünüyorum. Abi bu arada sanıyorsam 2013'te de geride gitti yaz arasına. 2013'te mi? Yok. Yok ya, sezon sonu 150 puan fark varmış. Yani, işte bayağı öndeydi. Yani bayağı öndeydi ama 2013'te
ikinci yarı performansı bayağı şey. Evet, lastik meselesi vardı orada. Orada Pirelli lastikleri bir ayar çekti. O ayarı çekince Red Bull kendini toparladı. Belçika'dan itibaren 9 yarışın 9'unu birden kazandı 2013'te. Ya, aynen öyle. O 2013 bayağı inanılmaz bir performans ya. Evet, o olaydı İngiltere yarışından sonra lastikleri sertleştirdi belli. Ve o şeyin eline bayağı yağ sürdü yani. Sen hafiften cevapladın ama Kubilay Gökkaya da sormuş. Hamilton buradan şampiyonluğu verir mi? Verebilir abi. Çok daha enteresan geri dönüşler oldu yani. Yakın tarihte de oldu. Hani bayağı öyle 20-30 sene önce gitmiyorum. Yakın tarihte de işte 2012. Tabii şöyle yani nasıl olur diyorsa eğer 2012 örneğini veriyorsak 2012'de nasıl döndüğünü de anlatayım. 2012'de çok ciddi bir şekilde Alonso'nun iki tane kazasından dolayı, yarış dışı kalmasından dolayı oldu. Yani ilk önce Spa'da Grosjean kendisinin hayatına kastetti. Birinci derece cinayete teşebbüs etti yani. Yalnız Grosjean orada sırf Alonso'nun değil, Hamilton'ın da sezonunu bitirdi. Evet, aynen öyle. Daha sonra da Japonya'da yanlış hatırlamıyorsam Raikkonen'le. Evet, Raikkonen'le olması lazım. Raikkonen'le bir temas oldu ve sağ arka lastiği patlattı ve yarış dışı kaldı. Bu iki yarış kalma sayesinde ve bunların da ikisinin de iki yarışı da Vettel kazandı bu arada. Bu iki yarış kalma sayesinde aslında şampiyon olmuş oldu Vettel. Yani burada Vettel'in aslında o kadar da kötü bir durumu yok. Yani Hamilton'ın yarış kalmasına dediğim gibi gerek yok. Kendisinin kazanacak kendi elinde kaderi. Yani çok uzak ihtimal ama kalan yarışların hepsini kazansa şampiyon oluyor sonuçta. Pekala. Şimdi sezonun kalanını dedik. Şimdi sezonu yarıladık. Biz buradan 2019 pilot pazarı için haber bekliyoruz en başta. Evet. Bu arada çok özür diliyorum Tarar. Şeyi unuttum ben. Bottas'ın Vettel'le ve Ricardo'la olan temas sırasında Sayın Duayen takım patronumuz Toto Wolff'le ben iki bir lafım olacaktı. Hemen buyur. Şimdi kendisi hatırlarsın, Britanya GP'sinden sonra Interesting Tactics diye bir şey kullanmıştı, tabi kullanmıştı, enteresan taktikler diye bu üst üste iki yarış Ferrari ile Mercedes'in kazalarından sonra. Şimdi acaba kendisi ne düşünüyor Bottas'ın hem Vettel'e hem de Ricardo'ya eğer bir suçlu aranacaksa ikisinde de kendisinin suçu olan kazalarından sonra ne düşünüyor acaba? Merak ediyorum, yine acaba enteresan taktikler diye bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yarıştan? Bununla ilgili bir sorumuz da var. Ben şimdi fark ettim. Tortuga faresi sormuş. Bizim en sevdiğimiz dinleyicimiz. Koray Şahin. Bottas Vettel'den Fransa'nın intikamını almaya çalışmadı mı sizce de? Ya abi. Geri zekalı değilse çalışmamıştır yani. Ama şey yani hiç. Ben onu hiç dikkat etmedim bu arada. Senin dediğin işte interesting tactics mevzu. Hani hiç o niyetle düşünmedim. Olayı da cidden düşünülebilirmiş. Ben bayağı demek ki kindar bir insanmışım öyle düşündüğüm. Abi benim bugün düşündüğüm şeyi biliyorsun. Evet. Hani yarışmayalım. Evet. Şimdi pilot pazarı dedik. Tugay Bektaş'ın bir sorusu var. Löktör kalsa geçer mi artık diye. Grosjean sana o yüzden puan aldı bugün ya. 10. oldu abi. 10. oldu aynen almış. Magnussen de aldı. Magnussen kesin olarak kalıyor. Grosjean'ın... Magnussen gayet iyi performans sergiliyor ya. Aynen. Yani pisliğin teki ama iyi performans sergiliyor. Grosjean'ın yeri için bir Leclerc geçiyor ama ben bu sezon için Yok. Bu sezon için bir değişiklik olmaz ya. O ihtimal bence Marchione'nin ölümüyle bitti abi. Yani Marchione çok istiyordu Leclerc'ü bu sene Haas'a geçirmek, seneye de Ferrari'ye oturtmak ama Marchione'nin ölümüyle beraber enteresan tabii yani çok enteresan ölümler, çok enteresan sonuçlar doğurabiliyor. Bu aslında biraz Raikkonen'in avantajına Leclerc'ün dezavantajına oldu yani. Hani kendileri böyle düşünüyor mudur bilmiyorum ama. Abi sırf Raikkonen ve Leclerc üzerinden değil, Alonso ve Ricardo üzerinden bile konuşabilecek bir mevzu aslında o. Evet. Hani biraz daha Ferrari'nin ikinci pilotu şeyini genişletti Marchione'nin ölümü şu an.
O zaman Hüsnü Keskin'in sorusu var. Gelecek pistler hangi takım için daha uygun gözüküyor? Şimdi Red Bull'a uygun bir pist gözükmüyor. Singapur diyelim. Abi yok. Yani Singapur ve Macaristan birbirine yine benzeyen pistler ve şey. Burada böyleyse Singapur'da imkanı yok ya. Abi Renault motoru böyle olduğu sürece yok tabii, evet. Hani bilmiyorum 3. ya da Ricardo 3. motor aldı gerçi. 5. nesil falan bir Renault motoru gelirse oraya. Abi onu gelse bile Red Bull sence, şey, Renault sence Red Bull'a verir mi? Yani. Yani. Şimdi sen ne düşünüyorsun bundan sonra kalan 9 yarış ve pistler için? Kim daha uygun gözüküyor? Abi ben şöyle söyleyeyim. Aslında bu soruyu bu soru geçen yarış gelseydi, yani geçen yarıştan sonra gelseydi Almanya Grand'dan sonra bayağı detaylı bir açıklama yapabilirdim. Yani ya işte tamam şu yarışta şöyle olur olan, bu yarışta Mercedes biraz daha iyi, işte şu yarışta başa başa olur, şu yarışta Ferrari iyi ama falan. Ama abi Ferrari'nin motor konusunda yaptığı şu gerçekten inanılmaz. Benim hala inanmakta güçlük çektiğim atılımdan sonra yani ben hiçbir pistte yani Mercedes bu pistte Ferrari'den daha iyi olur diyemiyorum. Yani yavaş pistte de Ferrari daha önde gözüküyor. Macaristan'da gördük işte yani. Hızlı pistlerde zaten bu motor avantajıyla alıp gitmesi lazım eğer bunu koruyabilirlerse hız arasında. O yüzden hani yani ben Ferrari bu yarışta favori değil diyemeyeceğim için istiyorlardı bu saatten sonra. Yani Vettel'in kazanmaması için herhangi bir yarışı, Vettel'in birinci pilot olduğu için Vettel'in ismini veriyorum bu arada. Kazanmaması için hiçbir bahanesi yok hiçbir pistte bu arada. Yani bir mekanik arıza olmadı sürece işte sıralamalarda sorun yaşayıp 20. falan başlamadığı sürece hiçbir pistte pol veya yarış galibiyeti almaması için bir bahanesi yok artık Vettel'in. Ama tekrar söylüyorum, eğer yaz arasında Mercedes Ferrari'nin bu uyguladığı çözümü keşfedip kendileri de motorlarını uygulamazlar. Pekala, o zaman ya kalan daha bir yarışla ilgili soru yok. Tamam. Hani bir iki tane soru var ama hani çok şu an cevaplanacak sorular değil. O yüzden atlıyorum. Bu arada senin sesin az gelmeye başladı. Yok, ben sessiz konuşuyorum. Ha, tamam. O zaman haberlere geçelim mi? Geçelim abi. Şimdi sen bize anlatacağım dediğim bir mevzu vardı. Ferrari'nin bugün bu hafta 3. nesil motoru Haas ve Sauber'e verildi. Kendisi kullanmadı bu arada. Kendi kullanmadı. Bu 3. nesil motor için Ferrari'nin 40 beygir bulduğu tarzı haberler düştü. Yanlış çıktı o haberler ama. Ne ara yanlış çıktı lan? Abi işte Ferrari 3. motoru kullanmadı işte. Abi bayağı yanlış. Bu ne demek? Ferrari'nin aslında yeni motorla sağladığı bir şey değil bu demek yani. Tamam, mantıklı. Sen şimdi bize Ferrari'nin bu ekstra bulduğu beygiri açıkla. Çok istiyordun detaylı açıklamayı. Abi Serhan Hıcar'a biraz buradan ben teşviklerimi iletiyorum aslında. Bir tık yarışın ortasında bir yerlerde, yarışın heyecansız olduğu kısımlarda bir spoiler verdi aslında, bir ufak bahsederek. Oradan buradan kendisine teşviklerimi iletiyorum. Şunu söyleyeyim önce. Yani Twitter'dan şey geyiği yaptım, keşfettim falan. Ben keşfetmedim tabii ki. Hani okuduklarımdan çıkardım bir sonuç. Bu hepsini birleştirip bir sonuç çıkardım yani. Bana en mantıklı geleni açıklayacağım. Şimdi şeyi iyi dinlemeleri istiyorum dinleyiciler. Çünkü biraz eskilerden gelerek detaylandıracağım. Daha iyi anlamaları için. Şimdi 2014 senesinde ondan önce izleyenler varsa eğer biliyordu veya işte YouTube'dan videoları izleyenler falan varsa eğer eski yarış videolarını. 2014 senesinde turbo motorları geçirmesiyle beraber Formula 1 araçlarından çıkan ses çok ciddi bir şekilde azaldı. Aslında genel zannedilenin aksine bunun sebebi turbo motorların atmosferik motorlar kadar fazla güç üretememesinden değil. Aslında tam tersi onlardan çok daha fazla güç üretebilecek kapasiteye sahip turbo motorlar ki üretiyorlar da zaten. Ki bunu çok daha düşük devir seviyelerinde yapıyorlar. Yani turbo motorların performans kapasitesi aslında potansiyel olarak atmosferik motorlardan daha fazla. Ha niye az ses çıkıyor diyeceğiz. Çok basit bir sebebi var abi. Turbo motorlarının waste gate denilen bir valve var, bir kapakçık düzeni diyelim. Şimdi bunun asıl amacı çok basit bir şekilde açıklayacağım. Turbo motorlar basınç üzerinden güç sağlayan güç niteleri turbolar. Yani öyle basit bir şekilde anlatayım ben size. Belli bir oranda işte bunun tam şimdi
sayısını vermem bir anlamı olmaz ama hani 5 bar diyelim. Mesela 80'lerde kullanılan Formula 1'de turbo motorlar 5 barlık bir basınç üretebiliyordu. Ve 1200 beygire kadar bu motor performansı sağlayabiliyordu. Günümüzde de buna yakın bir sayıda basınç üretiyorlar. Takımlardan takıma biraz değişiyor ufaklar. Wastegate dediğimiz şey bu basıncın aşırı yükselmesini önlemek için motora takılan bir parça. Ne yapıyor bu aşırı basıncı? Turbonun o döndüğü kısma, yani o parçacığın döndüğü kısma turboyu döndürmeden o basıncı, ekstra gazı, yani oluşan ekstra gazı, basıncı sayesinde oluşan ekstra gazı egzoz borusuna yönlendiren ve aracın dışına atan bir sistem. Bu ne avantaj sağlıyor araca? Turbo olan, gelecek olan ekstra basıncı eğer motora vermiş olsa takımlar, çok ciddi bir şekilde o ekstra oluşan tork yüzünden arkadan kayma ve çok ciddi bir şekilde bir çekiş sırasında wheel spin oluşurdu ve aracın kontrolü çok daha fazla zorlaşır. Üstelik motora da hiçbir performans sağlamadan olur. Yani sıfır performans alarak çok ciddi bir şekilde bir dezavantajı olur turbo motorlar. Bunu engellemek için yapılmış aslında çok basit. Sadece bir kapakçık açarak turbo motor üzerinden bu ekstra havayı egzoza yönlendiren bir sistem belki. Bu yol araçlarında da kullanılıyor. Yol araçlarındaki turbo motorlar da kullanılıyor. Bunun ne alakası var? Eğer dinleyiciler dikkat ettiyse, özellikle Vettel'in şeyinde çok net belli oluyor bu. Mesela diyelim birinci viraj, Majestan'ın birinci virajı. Vettel virajların çıkışında gaza bastığı zaman hızlanmak için, şimdi uuu diye bir ses geliyor ya motora. O motordaki sesin böyle bazen yarım saniye, bazen bir saniye, bazen işte iki saniyeye kadar çok ciddi bir şekilde yükseldiğini fark edecekler. Eğer yarışın tekrarını izlerlerse. Sonra o motor sesindeki yükselme, o işte bir saniye veya iki saniye içerisinde tekrar yerini eski sessiz hale bırakıyor. Bunun sebebi işte o wastegate'in, o kapakçığın açılması ve fazla havanın dışarıya bırakılması. Şimdi normalde bu ses gelmez. Neden gelmez? Çünkü o kadar fazla bir yani o kadar fazla ses etkisi yapacak bir şey yapmıyor Formula 1 motorları. O kadar fazla bir basınç dışarıya atımı sağlamıyor. Çünkü zaten çok fazla güç üretmek üzerine üretilen motor olduğu için o fazla basınç, o fazla gaz aslında o kadar da fazla olmadığı için çok fazla ses çıkmıyor. Ama Ferrari'de özellikle bu Almanya'da çok ortaya çıkmıştı bu ses farkıydı. Çok fazla bir ses çıkıyor. Bu da ne demek? Aslında Ferrari çok fazla basınç üretiyor demek ki. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Bunu niye diğer takımlar yapıyor? Çünkü bunun belli kuralları var. FIA tarafından konmuş limitleri var. MGUK dediğimiz parçadan, bunların daha önce ne olduğunu anlattım. MGUK dediğimiz parçadan tur başına 4 milyon joule en fazla performans veriyor. Bu 4 milyon joule'ün de sadece 2 milyon joule'ü, her tur başına 2 milyon joule, yani yarısı bataryaya, yani güç ünitesine iletiliyor. Yani siz MGUK'den ürettiğiniz gücün tamamını bataryayı veremiyorsunuz. MGUH'de ise böyle bir sınırlama yok. Yani MGUH'de siz başarabilirsiniz 500 milyon joule performans üretip onu motora verebilirsiniz. Şimdi şöyle bir açık var ama kurallarla. Ferrari'nin bunu kullandığı düşünülüyor. MGUK'den bataryaya 4 milyon joule performans sağlayabiliyoruz ya. Şöyle bir kısıtlama yok ama. Yani MGUK'den MGUH'e bir sağlanacak şey konusunda, enerji konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Yani siz MGUK'den motora 4 milyon joule verebiliyorsunuz. Ama MGUK'den MGUH'e atıyorum 20 milyon joule verip onu da MGUH üzerinden tekrar motora sağlayabilirsiniz. Böylece ne yapmış olursunuz? MGUK'den aslında mantıken 20 milyon joule üretmiş olursunuz ve izin verilen limitin 5 katı performans elde etmiş olursunuz. Şimdi buradaki bu aslında anlattığım zaman çok basit geliyor. Yani takımlar niye bunu yapmıyor diyebilirsin. Bunu yapmanın çok ciddi bir dezavantajı olur takımlar. Nasıl bir dezavantajı olur? MGUH'in turbo lagı, turbo gecikmesini azalttığını söylemiştim daha önce. Turbo gecikmesinin ne olduğunu hemen ufak tekrar bahsedeyim. Gaza bastığınız zaman turbo motorlu araçlarda gazı motorun verdiği tepkime biraz geç olur. Motorun, turbo motorun çok karakteristik bir özelliğidir. MGUH bunu azaltmaya yarayan bir parça. Siz bu MGUK'den MGUH'e enerji üretimi yaptığınız zaman turbo lagın
etkisini azaltmış oluyorsun. O yüzden bunu takımdan yapmak istemiyor. Ha, Ferrari bunu niye yapıyor diyorsun. Şöyle bir durum var. Bunu bir şekilde Ferrari herhangi bir turbo lag etkisi olmadan ve tim verilen sınırı da bir şekilde FIA'nın ölçüm araçlarına geçmeden MQ üzerinden motora sağladığı düşün. Yani bunu işte buradaki bilinmeyen kısım bunu nasıl yaptıkları. Bununla ilgili şöyle iki tane teori okudum ben en bana mantıklı gelen. Bir tanesi yakıt üzerinden. Diyor ki ilk teori şöyle. Ferrari'nin daha ince bir yakıt. Yani ince derken hani onu nasıl anlatayım? Daha akışkan. Efendim? Akışkan. Evet, daha akışkan. Viskozitesi yüksek. Aynen, çok güzel bir tabir. Daha akışkan bir yakıt kullanarak turbodaki türbine, o dönen parçaya daha fazla hava akışı sağlayabildiği ve bu şekilde de işte MGH'e daha fazla performans, daha fazla enerji sağlayabildiği, hiç yani o limiti aşmadan daha fazla performans sağlayabildiği düşünüyor. Birinci teori bu. Bunun asıl yapabiliyorlarsa ya şöyle de bir alameti farikası var bunun. Biliyorsunuz yarışlarda 105 kilogramdan fazla daha fazla saat başına 105 kilogramdan fazla yakıt tüketemiyor takımlar. Bunu da bir şekilde geçmeden yapmış oluyor Ferrari. Bu da başlı başına zaten mucize bir şey hani bunu yapabildiyse ya. İkinci bir teori de şöyle. Bu benim az önce bahsettiğim şey üzerinden dönüyor bu teori. Bu ses farkında, bu işte viraj çıkışlarındaki sesin bir andaki yükselmesinden şey yapıyor. Ferrari bir şekilde MGH'den turbo şafta giden o enerjiyi RPM'i yükselttiği. Yani şimdi şöyle bir şey, normalde biliyorsunuzdur, 15.000 RPM'in üstüne çıkamıyor takımlar motorlarında. Yani hiçbir şekilde 15.000 RPM'in üzerine devir yapamıyor problemi motorları. Takımlar da zaten bu işte gerek motoru korumak olsun, gerek işte yakıt akış limitini korumak olsun, 13.000 devirin üstüne hiçbir zaman çıkmıyorlar yani. Bırakın 15, 14.000, 500'ü falan, 13.000'in üstüne bile çıkmıyor. Burada ikinci teoride şöyle bir teori var. Yani ikinci teorideki anlatım şöyle. Bu MGH'den turbo şafta ekstra bir güç yükleyerek bu deviri sadece birkaç saniyeliğine ama hani yani sadece virajdan çıkıştaki o hızlanma bölümündeki 2-3 saniyeliğine bir anda çok fazla arttırdığı, sonradan tekrar işte o deviri atıyorum 13.000'e geri döndürdüğü. Ama işte FIA'nın da o devirin 15.000'in veya işte atıyorum 20.000'e çıkıyorsa işte 20.000 devire o çıkışı çok kısa bir sürede olduğu için FIA'nın bunu fark edemediği ve Ferrari'ye bu sebeple herhangi bir engelleme getiremediği. Yani böyle bir teori de var. Teorileri bir kenara bırakırsak, kesin olan şeylerden bahsedersek, bir kere %99.99 şeyden eminiz. Yani MGH üzerinden bu ekstra enerjinin Ferrari'ye geldiğinden ve MGH üzerinden gelen enerjinin de MGK tarafından, o limite rağmen bir şekilde o limitin aşının MGK tarafından geldiğine eminiz neredeyse. Yani %99.9 böyle. Buradaki tek bilinmeyen kısım bunu nasıl yaptı Ferrari? Yani nasıl bu kadar fazla enerjiyi türbinin iki tarafından, iki parça üzerinden motora sağladığını sadece bunu bilmiyoruz yani. Üstelik bunu bir de FIA'nın limitlerine takılmadan veya işte 105 kilogramlık yakıt akış limitine takılmadan nasıl yaptığını bilmiyoruz. Yani burada büyük ihtimal eğer yani zaten bu haftalarda konuşulan bir şey, yaklaşık bir ay olacak neredeyse, bu kadar uzun süredir FIA'nın ve takımların çok ciddi araştırmalara rağmen keşfedilmemesi gerek herhalde çok müthiş bir şekilde hiç kimsenin bu zamana kadar düşünemediği çok iyi bir yöntem bu. Bu yöntemin de bana kalırsa donanımsal bir yöntem değil de daha çok yazılım üzerinden. Aslında Koray Şahin'e geçen hafta ben katılmamıştım ama orada Koray'a hakkını teslim etmek lazım. O daha çok yazılımsal olduğunu söylemişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ben de artık genel olarak bu konu da böyle, çünkü Ferrari burada yeni motor takmadı. Hala eski motorla devam etti. Buna rağmen burada ciddi bir avantaj, o avantajın koruması onun yazılımsal bir şey olduğunu gösteriyor. Ama yani hiçbir parça eklemeden sadece yazılım durumundan bu kadar ciddi bir performansı nasıl elde etti Ferrari? Gerçekten bu da çok enteresan. İlla ki kokusu çıkacak. Ama bakalım ne zaman çıkacak. Pekala, o zaman ben dinleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Technical Talk Monday için senden. Evet. Ferrari motoru dışında bu hafta sonunun aslında en büyük olaylarından biri Sergio Perez, Mercedes ve Force India denkliğiydi. Force India'ya kayyum atandı cuma günü.
Force India'ya kayyum şoku. Coşku sabah getirildi Force India'nın başına. bu kayyumun da sebebinin Sergio Perez'in açtığı davadan olduğu söylendi. Perez dün işte bizim saatimize göre gece saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Bununla ilgili. Ben içeride kendi kalan param için değil, burada çalışan 400 kişinin işine ve içine devam edebilmeleri için yaptım bunu. Bu davayı açtım. Mercedes de yardımcı oldu dedi. Şimdi Force India için alıcılar var. Bunlardan biri Lawrence Stroll. Lance Stroll'ün babası. Şimdi sen ne düşünüyorsun Force India'nın bundan sonraki yeri için? Abi aslında biz okuduklarımız kadarıyla Perez'in aslında bu yaptığı daha hiçbir Formula 1 pilotundan bunu ben ne gördüm ne duydum bu arada. Yani yıllardır takip ederim Formula 1 ve geçmişe de izlemediğim yıllarda bu hakim olduğunu düşünüyorum şahsen. Hiç böyle bir şey rastlamadım ben. Ne okudum ne gördüm yani. Bir pilotun bu kadar takım üzerinde etkisi olabilecek bir şeye giriştiğini, hani sebebi ne olursa olsun ilk defa görüyorum. Aslında biz ilk haberi gördüğümüz zaman, Cuma günü haberler çıktığı zaman Perez'in bunu kendi çıkarını düşünmek için yaptığını düşünmüştük ama aslında öyle değilmiş senin de az önce anlattığın gibi. İyi olmuş aslında. Hani takım kapanacakmış çünkü neredeyse. Kayyuma devrilmesi aslında o kadar kişinin hem takımın kurtulmasını sağlamış hem işte Perez'in dediği gibi çalışanların işlerini kaybetmemelerini sağlamış vesaire falan. Ama işte şey yani çok da iyi ellere geçtiğini söyleyemeyiz. Yani Lawrence Stroll'ün satın alacağı söyleniyor Force India'yı. Hani hani tamam kayyuma devrildi hani bakmaktan kurtarıldı ama ne kadar iyi oldu derseniz hani şey anlamından bahsediyorum tamamen bunu hani parasal anlamda maddi anlamda değil de yarış anlamında hani mücadele anlamında sportif anlamda ne kadar iyi olduğu tartışılır. Onu görmek lazım. Ama şey garantilendi diyebiliriz herhalde yani eğer gerçekten Lawrence Stroll aldıysa Lawrence Stroll'ün %99 bu seneye Force India'da yarışacağı garanti gibi bir şey yaptı. Şimdi Lance Stroll'den bahsedince benim en sevdiğim mevzuya geldik. 2019 pilot pazarı. Şimdi Lance Stroll yine dengeleri değiştirdi. Dengeleri değiştiren bir isim oldu kendisi Formula 1'de ne yazık ki. Evet. Sporun geldiği yeri görüyoruz. Evet abi. Şimdi Lance Stroll Force India'ya geçiyor. Esteban Ocon Renault deniliyor. Sainz'a McLaren deniliyor. Şimdi de bundan da bahsedelim. Buraya öyle girelim. Ferrari Haas Leclerc deniyor bu arada. Haas Leclerc var. Ferrari'nin ve Fiat'ın başkanı Sergio Marchionne'un hayatını kaybetti. Biz geçen hafta bir operasyon geçirdiğini ardından komaya girdiğini söylemiştik. Hayatını kaybetti. Şimdi Marchionne'un bu olaydaki rolüne şöyle kendisi Leclerc'ü Ferrari'yi istiyordu. Ve Alonso'nun Ferrari'den gitmesinin sebeplerinden biri sayılabilir. Kendisi. Şimdi bu durumda Leclerc'ün yerine gelen ismini unuttum şu an. Camilleri sanıyorsam. Ha, Camilleri ile Kimi Räikkönen yakın arkadaş. Ya yani birbirlerini seviyorlarmış. Kimi Räikkönen'in birini sevdiğini ilk kere duydum. Karısı hariç. Şimdi Camilleri Räikkönen'i seviyor. Aynı zamanda Alonso'ya artık Ferrari kapısı açık. Leclerc hala masada. Räikkönen de iyi bir performans. Räikkönen iyi. Ricardo hala imzalamadı. Şimdi oradan Alonso'nun Ferrari'ye bir ihtimali var mı sence? Önce bunu sorayım. Abi yani ya hiç beklemiyorum ya. Hiç yani ama %0 ya olmasını çok isterim. Ben ne kadar Alonso'yu sevdiğimi bilirsin. Çok isterim ama yani yok ya %0 falan sıfır bile değil hatta bence yani. %0'dan bile aşağıda bir ihtimal. Bayağı böyle iki tarafında çok ciddi şekilde ilkelerinden fire vermesi gerekiyor. Yani Alonso'nun da o egosunu bir kenara bırakması gerekiyor. Ferrari'nin de o bizden gideni biz artık istemeyiz egosunu bir kenara bırakması gerekiyor. Yani iki tarafında egosunu bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar büyük egoların ikisinin birden egolarından vazgeçmesi olacak iş değil yani. Ben hiç beklemiyorum.
Ben Ferrari'nin o egodan vazgeçeceğini düşünüyorum. Alonso'nun da düşünüyorum o Mercedes'i istemesi, Hamilton'la takım arkadaşı olabilirim demesi vesaire. Abi Mercedes ama bambaşka. Yani Mercedes'le arasında bir sıkıntı yok Alonso. Ferrari'yle çok kötü ayrıldı Alonso'ya. Yani bir de Abi ondan sonra yapılan demeçler falan Alonso'nun hani Ferrari adam hiçbir zaman şampiyon ol. Ben Ferrari'den önce şampiyon olacağım. İşte McLaren'e geçme kararı, kariyerinde verdiğim en iyi karar falan bilmem ne. Yani yok abi ya. Hiç zannetmiyorum. yani olsa çok tatlı olabilirdi ama. Çok sevdim. Çok isterim yani. Çok çok isterim. Şimdi bir Leclerc ve Raikkonen hala elde zaten iki aday var gibi gözüküyor. Sen Ricardo için bir son anda kalkışma gerçekleştirilir diye düşünüyor musun? Yok abi ya yok. O oradaki sıkıntıyı da ben sana söyleyeyim. Niye hala imzalamadığını. 2 sene ve 1 sene tartışması dönüyor şurada. Şey net değil. Kim 2 sene istiyor? Hani Ricardo 1 sene istiyor, takım 2 sene istiyor. O belli değil ama sene konusunda bir tartışma varmış. O yüzden hala imzalar atılmamış. Yani para konusunda ve şey konusunda yani diğer konuda anlaşıldı. Sadece 1 senelik olacak, 2 senelik olacak anlaşma. O konuda bir fotoğraf var. O yüzden hala imzalar. Şimdi bizim şimdiye kadar okuduklarımızda Ricardo hep 2 seneden bahsediyordu. İşte yeni motor çağında önümü daha iyi görmek istiyorum vesaire diyordu. Bu arada ben çok özür diliyorum. 1 sene, 2 sene değil abi. 2 sene, 3 sene. Çok yani Ha. özür diliyorum yanlış söyledim. 2 sene mi, 3 sene? Hemen 3 sene istemesi çok manasız. Red Bull'un. O yüzden bilemedim. Ha, Red Bull bir dakika ya, Ferrari nereden çıktı? Red Bull'da 3 sene istiyorsa o zaman Gezli'yi mi bekletiyorlar? Abi Ricardo gibi bir pilotunuz varsa Ricardo'yu kaybetmek istemezsiniz Yani. yani gayet doğal. Pekala, o zaman bunu da bitirdik. Şimdi bu haftadan bir haber daha var. James Kay. Abi pilotların gelin diğer kalanını konuşmayacak mıyız? Abi başka kim kaldı? Sainz'ın McLaren'ı var. Doğru. Açılan bu durumların hepsi gerçekleşirse ki bunların hepsi gerçekleşmesi gereken şeyler. Sainz sadece biraz sıkıntılı. Ocon'un Renault'a geçmesi %99. Lawrence Stroll işte takım alırsa Stroll'ün Force India'ya geçmesi %99. Burada şimdi açılan bu koltuklar var. Bir Force Bir India Williams koltuğu koltuğu var. açılacak. Bir Williams koltuğu var. Perez ne olacak onu bilmiyoruz. Force India koltuğu açılacak. Yok açılmayacak. Ha, pardon. Aynen Perez kalıyor doğru. Renault koltuğu açılacak. Grosjean giderse Haas koltuğu açılabilir. Yani daha çok aslında öndeki takımlardan çok orta sıra takımları karışacak biraz. Orada çok Ya değişiklik olacak. öndeki takımlarda zaten şu an iki tane sözleşmesiz pilot var. Onlar da şey yani bir Raikkonen'in yeri, bir de Ricardo'nun yeri zaten çok büyük ihtimal belli. Raikkonen'in yeri kesin değil. O da çok iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yani Marke şimdi pilot pazarını detaylı bu bölümü konuşalım mı yoksa haftaya? abi bol bol zamanımız olacak zaten ya. Yani bence de şu an girmeyelim ona pek. Çok da uzamasın yarış sonrası podcast'te. Zaten 4 haftalık bir ara olacak bu ay. Soru Ağustos'ta. kaldı mı? Yok, soru kalmadı. Şimdi haberlerden bir diğeri James Kay. Toro Rosso'nun teknik patronu. McLaren aldık dedi. Helmut Marko almadınız dedi. Aldılar mı almadılar mı? Şimdi bunun tartışması var. Abi Marco söylüyorsa almışlardır. Marco ne diyorsa ters. Katılıyorum. Ya James Kay için bir Ferrari çıkmış mıydı daha önce? Abi Hatırlıyor James Key için musun? çoğu takımla çıkmış mı? James Key iyi bir yönetici. Yani iyi yani bu kadar söyleyebilirim. Aslında başka söyleyecek bir kelime. İyi bir yönetici. O yüzden öyle özellikle bir de McLaren gibi hani yönetici boşluğu, yönetim boşluğu çok ciddi bir şekilde olan bir takım için böyle net yönetici insanlara ihtiyacı var şu anda McLaren'ın. O yüzden James Key de iyi bir seçenek. Ben olsam da şu pazarda James Key'e veririm yani ilk önce. O yüzden iyi seçim eğer anlaşırsa McLaren. O zaman haberler bitti. Son konuşacağımız konu Fernando Alonso'nun 37. yaşı. Evet. Şimdi biz bu 37. yaşı için bugün de yarış gününe denk geldiği için konuşalım dedik. Alonso'nun en iyi 5 yarışını seçtik kendi aramızda.
en iyi 5 yarışından bahsedelim dedik. Şimdi bu en iyi 5 yarışı ben bir yere not almıştım, onu bulmaya çalışıyorum şu an. Abi 2012 Singapur, 2012 Malezya. 2012 Singapur mu? 2012 Malezya. Pardon. 2012 Malezya, 2012 Valencia, 2003 Macaristan ilk galibiyeti. 2005 Imola San Marino. 2005 San Marino, aynen. Muazzam savunma yaptığı yarış. 5. konusunda karar veremedik henüz. Ama 2018 Bakü olabilir. 2007 İtalya olabilir. 2010 evet, Singapur evet. olabilir. Aynen. Ben 2010 evet. Singapur'u koyuyorum o Grand Slam olayından dolayı. Doğru, Grand Slam'ı tamam, onu koyalım. Grand Slam'den dolayı. Ama bence aralarında net en iyi performans 2012 Valencia'dır abi. Abi 2012 Valencia benim canlı izlediğim en iyi performans ya. Evet, ya inanılmaz hakikaten. Bir de o araçla inanılmaz yani. Ya yani takım arkadaşına tur bindirdi. Evet. Ve şöyle hani Alonso 3. Mars'ta 15. başlamadı. Biri 11. Aynen. biri 12. falan başladı. Alonso 11. başladı yani. Mars'ta 12, 13 o civar yani yakın başladılar. Evet. İnanılmaz bir performanstı. İnanılmaz. Yaptığı geçişler falan, Schumacher'e yaptığı, Grosjean'a yaptığı, Weber'e yaptığı geçişler falan inanılmazdı yani. Peki 11. başlamasıyla ilgili olarak Domenicali'ye belli bir şeylerin var mı? Abi Domenicali'ye sallamak için o kadar çok elinde materyal var ki. Hani ama bana düşmez yani. Domenicali'yi vurması gereken biri varsa Alonso'dur yani. Eline silahı kafasına sıksa benim kariyerimi mahvettin diye herhalde çok ciddi bir ceza alacağını zannetmiyorum ben. Bayağı kışkırtıcı sebepleri var yani çünkü. Tabii katılıyorum. Şimdi... Alonso'nun tarihteki yeri hakkında konuşabiliriz biraz. Ya biz dün arkadaşlarla konuşurken sıralamadan sonra işte Hamilton tarihin en iyi 10 pilotu arasında mı vesaire falan konuşurken ben yok dedim, Alonso'yu oraya yazdım. Sonra 10.'yu bulamadım. 9 pilot yazdım oraya. Hani cidden bir ara ona acaba Hamilton mu koyuyorum diye düşündüm de. Abi ben bayağı Alonso'yu ilk 5'e koyuyorum. İlk 5'e? Evet. Ben ilk 5'e koymuyorum galiba ya. Hadi yapalım. Ben sayayım mı önce? Say. Abi Jim Clark, Schumacher, Prost, işte dördüncü de hep şey oluyor. Çok ikilemde. Ya Prost'u koymak istedim. Abi Jill Villeneuve'u koyarım. Bak ilk ona kesinlikle koyarım da ilk 5'i de zorlar Jill Villeneuve. Ben yine de 5'e şey koy, 4'e şey koyacağım ama. Sen neyi koyacağım? O kadar eskiye gitmek istemiyorum ama Fangio koyacaksın. Fangio'yu koyabiliriz ama çok eski hani şeyi koymak gibi olur hani Bill Russell'ı ilk üçe koymak gibi olur hani NBA'den bir sıralama yapsam. Abi sırasız şekilde ilk beşlerimiz aynı. Tamam. Şeyi mi koydun sen? Yok de... sırasız bir şekilde işte yani Senna, Fangio iki benim yani Schumacher, Prost, Senna, Fangio, Clark diye gidiyor bende de. Ya Jim Clark bu arada ben sürekli söylüyorum da abi bu diğerlerinin yanında daha az duyulan bir pilottur. Abi Jim Clark sadece Formula 1 tarihinde değil genel olarak yarış tarihinde gelmiş geçmiş en yetenekli pilot olabilir yani çok net söylüyorum. Tarihte onun kadar yetenekli başka bir pilot olmayabilir. Yani araç sürmek için ve yarışmak için yaratılmış bir insan gerçekten. Yani inanılmaz bir yetenek. O yüzden ben sürekli bu sıralamaya seninle beraber hani Koray ben sen hep o yüzden koyuyoruz buralara. Formula 1'de kazandığı başarıların yanı sıra ki kazandığı başarılar da inanılmaz. Galibiyet yüzdeleri falan inanılmaz yani Jim Clark. Özellikle o kadar çok dayanıklılığın o kadar zayıf olduğu bir dönemde yani. Pekala 5'ten sonrasında devam edelim. Tamam. Şimdi Alonso. Alonso. Ya Alonso benim ilk konumda var. Yerine emin olamıyorum. Abi Lauda'yı koyarsın. Ben bir saniye bakayım. Abi Hamilton'ı ben çok net koyarım bu arada. Onu söyleyeyim. Sapsız olarak Hamilton'ı çok net koyarım oraya yani. Aa bak ben yazdıklarımı söylüyorum sana. Schumacher, tamam. Prost, Senna, Fangio, Ascari, Jim Clark, Ascari, evet. Alonso. Hillerden birini koydum ama hangi Hill? Ben Hill'lerin üçünün de adını karıştırıyorum ya. Graham Hill'i koymuşsun. Yani işte Graham Hill'di sonuncusu da bende. Güzel liste. Girebilecek pilotlar Hamilton, işte
Abi onu yapmak zor çok aday. 7, 8, 9'a falan 10'a falan geldiği zaman o son sıralara çok aday var. Ya belki ben sevmem ama belki Nelson Pique. Bak Lauda yazmadım ben galiba. Lauda'yı kesin koy abi Lauda. Lauda'yı niye yazmadım abi? Lauda aynı. Abi Lauda'yı kesin koyarsan. Kesin. Abi. Hunt koyar mıyız ama Hunt'ın kariyeri kısa ya. Yok James Hunt'ı koymam ben abi. James Hunt o. İlk 10 seviyesinde bir pilot diye James Hunt. Abi vallahi yani dolduramadım şu anda orayı. Hakikaten dolduramadım. Yani 80'lerden 90'lardan düşünüyorum. Abi o kadar çok bir döneme damgasına vuran pilot var ki 80'lerde Prost öttürdü. 90'larda işte Senna, Schumacher falan. Ha Hakkinen olabilir abi. Hakkinen'i koyar mıyız? Aa Hakkinen. Ben Hamilton'ın önüne koyarım galiba ya. Yani. Abi, eşit koyarım. Ya şöyle ama Hamilton bundan sonra 8 sezon daha yarışıp 8 tane daha şampiyonluk kazandı. Ben hiçbir şekilde koyamayacağım. Çünkü inanılmaz bir antipati beslemeye başladım. Son dönemde. Abi, ya bu işler bir de zaten şampiyonlukla falan olmuyor. Yani açalım bakalım bu pilotların kaç kere şampiyonluğun birinci adayı olan bir araçla yarışmışlar. Hepsini o Hamilton, Vettel gibi işte her bir yani kariyerlerinde %80'inde şampiyonluk adayı olmuş pilotlardan. Hepsi kariyerlerinde böyle bitirse zaten hepsinin 10 tane şampiyonluğu olur. Hani böyle pilotlar bunlar yani. Hakkinen'in kaç kere yarış kazanacak şeyi oldu, aracı oldu elinde. Yani. Hakkinen'i çok net koyarsın oraya. 3 kere oldu, ikisinde şampiyon oldu zaten. Aynen öyle. Valla da olmuyor abi. Ya Josh Henry'i belki koyabilirsin. O kadar eskiye gidersek. Aynen Rint olabilir. Jill Villeneuve koy abi. Jill Villeneuve koy. Jill Villeneuve aynen. Jill Villeneuve çok çok özel bir pilottur bu arada. Onu söyleyeyim. Yani şimdi açar bakarsanız eğer tanımayanlar için söylüyorum. Hani ya bu ne ya şampiyonluğu falan bile yok. Nereden çıktı falan. Abi Jill Villeneuve çok çok özel bir pilottu ve şampiyon da olacaktı eğer ölmesi. Çok çok özel bir pilot. Softs anlamında şeyin lafıdır mesela bu. Top Gear'ın Jared Dersin var ya Top Gear'ın şeyi. Aynen. Eski şeyin moderatörü. Ben seninle yakından tanımadan önce Jill Villeneuve'ın tarihinde en iyi pilot olduğunu düşünüyorum diye. Bu kadar büyük bir pilottur yani. Çok çok. Safız anlamında inanılmaz bir pilot. Böyle. Çok da uzatmayalım sizi. Tamam. Alonso keşke Vettel ve Hamilton kadar kariyer planlaması veya kariyer şansı diyelim artık ona planlamadan ziyade iyi olan bir pilot olsaydı daha çok daha fazla önlerde mücadele ettiğini görsek. Çünkü Alonso belki de birinde galibiyet mücadelesini verirken izlemek istediği en zevkli pilot. Hani bilmiyorum sen de düşünüyorsun ama benim için öyle yani. Çünkü o kadar olmadık şeyler yapabiliyor ki acaba şimdi ne yapacak diye bekliyorsun yani. Abi benim de öyle zaten hani ben Schumacher neslinin ortasında Formula 1 izlemeye başladım işte. 5-6 yaşlarındaydım. Babamla izliyordum. Ondan sonra Alonso'yu gördüm. Yani benim en çok izlemekten zevk aldığım iki pilottan biriydi. Canlı izlediğim dönemlerde. Evet. Bu arada sesin gelmiyor gibi oldu bir ara ama. Yok biraz uzaklaştım o yüzden. Heh, tamamdır. Şimdi bu en iyi 5 yarışı konuşalım mı biraz? Olur. Yani 2012 Avrupa'yı, Valencia'yı konuştuk zaten. 2005 San Marino Schumacher'e çok uzun süre çok iyi direndi. Evet. O yüzden koyduk zaten bu listeye. Orada şeyi yarıştan bahsedeyim biraz. 2005 senesinde Ferrari arasında çok hızlı bir araç değildi. Bridgestone'da yaşadıkları problemlerden vesaire doğru ama o yarışta çok hızlı bir Ferrari ve Schumacher geç pit stop yaparak Alonso'dan çok hızlı turlar attı ve Alonso'nun önünde çıkması bekleniyordu. Pit'e girdi. Ve Alonso'nun 1,5-2 saniye gerisinde çıktı gitten. Ama o kadar hızlıydı ki hemen arkasına geldi ve hani maçı izleyebilir istiyorlarsa dinleyiciler videoları var YouTube'da. Hani Alonso'yu bir şekilde geçse tur başına 1,5-2 saniye daha hızlıydı Schumacher. O Schumacher'e direnip kazandı yarışı aracı. O yüzden çok özel bir savunma sürücüdür yani. 2003 Macaristan'ı biz şeyden dolayı yazdık. İlk yarışı diye. İlk galibiyeti diye daha doğrusu. Evet. Hani onun dışında özel konuşmamız gereken bir şey görmüyordum ben 2003 Macaristan'da var mı sen? Yani startı iyiydi sanki öyle hatırlıyorum. Abi çok net kazandı. Çok hızlıydı o yarış. Çok çok hızlıydı. Turin'den falan da bayağı hızlıydı yani. O ya 5'ten falan kalkıp ilk turda 2'ye mi 1'e mi ne çıkmıştı? O 2003 Macaristan mıydı acaba?
Yok, Macaristan'da pole pozisyonundan kalktı abi. Ha, hangi yarışta o da? Neyse, karıştırmayalım hiç. 2003 Macaristan, 2012 Malezya. Evet. Ben koymamıştım ya, unutmuştum. Sen koydun. Sen anlat. Evet. 2012 Malezya'yı. Zaten şey konusunda hem fikiriz herhalde. 2012 senesinin bir önce anlamında Alonso'nun en iyi senesi olduğuna herhalde. Evet. O performanslarından bir tanesidir. Sezonun daha başı, ikinci yarışı. Ferrari çok kötü girmiş sezona ilk yarışa. 1,5 saniye falan arkasında yani Red Bull'la Mercedes'inden şey, McLaren'in neredeyse. İşte yağmur oldu, bilmem ne oldu falan. Bir anda Alonso öne çıktı ve müthiş sürdü hakikaten. Üstelik bir de arkasından gelen bir Perez olmasına rağmen ve bütün yarışta o değişen koşullar olmasına rağmen çok iyi adapte oldu ve çok iyi bir araca performansına göre çok iyi sürdü. Zaten Alonso'nun en iyi yaptığı şeydir diyorsun yani araçtan maksimum çıkarmak. Bu öyle bir sürüştü yani ve bütün yarış arkada o Hamilton'lar işte Vettel'ler, Weber'ler falan, Button'lar falan arkada kapışırken yani o hiç o mücadeleye girmeden yarışı çok iyi bir şekilde önüne götürdü. O yüzden ben koydum ve çok işte bu yüzden koyuyor zaten. 2012 senesini zaten komple Alonso'nun kariyer highlight olarak koyabilirsin yani. O kadar güzel bir senedir Alonso kariyeri. Yani genel olarak tarihin en iyi 3 sezon performansından bir tanesi olabilir. Hani daha iyi bir pilotun çıkardığı daha iyi bir sene. Hani 2004 Schumacher diyebilirsin belki. Yok, çok fazla bir rakibi yok yani. Pekala. O zaman biz ilk dördü böyle. Ya bunları sıralı mı koyduk, sırasız mı aslında? Sıralı koyarsak nasıl sıralarız? 2012 ya, Valencia. O net bir de. Gerisi... Abi San Marino'yu 2'ye, Malezya'yı 3'e koyarım ben. San Marino bence de evet. Singapur yarışından da bahsedelim. Singapur'un da özelliği şey, Red Bull çok daha hızlı olmasına rağmen yine o pistte. Alonso hem mucizevi bir pole pozisyonu hem de bütün yarış boyunca Vettel 1 saniye içerisinde olmasına rağmen yarım saniye 1 saniye çok yine müthiş bir savunma sürüşüyle kendine az. Çok iyi bir galibiyet kazanmıştı. Üstelik bir de en hızlı turu Grand Challenge yapmıştı. Yani galibiyet pole pozisyonu en hızlı tur. Ve bütün yarışı lider götürme. Aynen. O yüzden koyduk. O da çok özel bir performanstır. Bunu bu arada yazmamıştık ilk dörde. Ya bu şeyden bahsedecektim ben. Beşinci sıra için 3 adayımız var diyecektim. Hatta bunu anket olarak düşünüyorum ben. Tamam, podcast'ten sonra. İşte biri Singapur. Hı-hı. 2007 İtalya. Hı-hı. Sen biraz da 2007 İtalya'yı anlat, sonra 3. yarışta söyleyeyim. Abi 2007 İtalya'da şöyle. Çok klasik süpürdü yani. Hamilton'ı falan takım arkadaşına bahsediyorum. Ferrari falan süpürdü yani. 2007 İtalya Alonso'nun kariyerindeki en net hızla kazandığı yarışlardan bir tanesi olabilir. Hiç beklenmedik bir anda. Hani bir anda çıktı. Pole pozisyonu, yarış galibiyeti falan vurdu geçti yani hani tabiri caizse. O yüzden koydum. Hız anlamında en net galibiyeti olabilir kariyerinde galiba. Üçüncüsü de bu sezon kendi bahsetti. 2018 Bakü benim kariyerim en iyi sürüşüydü dedi. Şimdi biz ikimiz de katılmadık buna. Ama yine de kendi söylediği için aldık. Sen ne düşünüyorsun 2018 Bakü için? Abi Alonso'nun kariyerinde en iyi yarışın dediği 20 tane falan demeç bulabiliriz herhalde. O yüzden onu pek dikkat almak gerekmiyor ama 2018 Bakü performansı gayet iyi. Bir de bu yakın dönem bir şey olduğu için onu da koymak gerekiyor. Yakın dönemdeki en iyi performansı olabilir herhalde. Yakın dönemdeki en iyi performans 2017 Macaristan'da olabilir ya. Olabilir. Beşinci bitirmişti değil mi? Ya beşinci bitirmenin yanı... Abi hızlı turu atmıştı ya. Honda motorlu bir araçla. O zaman bitiriyoruz. Benim aklımda daha bir şey yok. Haftaya tam kadro olmayı planlıyoruz. 2018 sezonunun yaz arasına kadarki sürecini değerlendireceğiz. Sezonun kalanı nelere gebe olacak, bunları konuşacağız. Pilot pazarından bir gelişme olursa onu anlık değerlendireceğiz. O zaman Sinan, kapatıyorum. Tamam. O zaman dinleyenlere de teşekkür edelim. Yine yarış sonrası yaptık. Haftaya yarış olmayacağı için daha sakin kafayla yaparız büyük bir podcast'i. Sinan, ağzına sağlık. Senin de. O zaman dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.